Sevgili yarış severler, İtman Piste programına hoş geldiniz. 15 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 55. yarış gününde toplam 7 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve saatler 15'i gösterdiğinde günün birinci koşusuyla birlikte 7'li plase, saatler 15.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Programımızda 15 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan bazı safkanların itman görüntüler ekranlarınıza gelecek ve günün birinci koşusu 7'li plasenin ilk ayağı 2 yaş İngiliz saylarının maiden mücadelesiyle başlayacak 1400 metre mesafede çim pistte ve idman pisti programımızda bu koşuda ilk sırayı 2 numaralı El Rapido isimli tay alıyor. 2 numaralı El Rapido iç pistte 800'ü 50 son 400'ü 24,5'luk bir derece gerçekleştirdi. Kaneko Eagle Wind orijini bu safkan Uğur Polat'la koşuya katılıyor, son yarışından 3. olarak ayrıldı. Bu yarışında ilk kez Dilbağı aksesuarı takılan 5 numaralı Kara Tolgalı 642.3 son 400'ü 26.3'lük bir derece gerçekleştirdi. Kara Tolgalı Gökhan Kocakaya ile start alıyor. İlk yarışında tabela dışında kalmıştı. Sıradaki görüntümüz 6 numaralı Kayı Ovası isimli Tay'a ait. İç piste 850.2 son 400'ü 25'lik bir derece gerçekleştirdiği Kayı Ovası Mehmet Kaya ile start alıyor. Son yarışını 4. olarak tamamladı. Pan River Star Baby orijinli 2 yaşındaki al erkek Tay. 7 numaralı Derin Diyar'ın 636.5 400'ü 24.3'ü galoba ekranlarınıza geliyor. Derin Diyar Müslüm Çelik ile start alacak ve ilk yarışında tabela dışında kalmıştı. 8 numaralı Ela Gözlüm iç pistte bu yarış için yaptığı 3 son 400'ü 25'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Ahmet Çelik de start alıyor ve Çin pistteki ilk yarışı olacak. Yarış aşamındaki ilk startında sentetik kum pistte dördüncü olmuştu. Bu yarışında kapalı gözlük aksesuarı çıkartılan ve dil bağı aksesuarı takılan 9 numaralı Mavişim 425,5'luk bir sprint yaptı. Furkan Yüksel ile start alıyor son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Değerli severler ikinci koşu. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre mesafede Çin pistte start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize bir numaralı Afacan isimli tay geliyor. Bir numaralı Afacan bu yarış için iç pistte 400'ü 27.4 son 200'ü 13.2'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Afacan Halis Karataş'ta start alıyor. Son yarışını üçüncülükle tamamladı. Yaşarcık Senacan orijinli 3 yaşındaki kır tay. 2 numaralı Çelik Şah iç pistte 642.4, son 400'ü 27.3'lük bir derece gerçekleştirdi. Çelik Şah Tolga Yıldız'la start alıyor. Son yarışını üçüncülükle tamamladı. Kazak Bey Taşköprü orijini bu safkan 1.33.64'lük derecesi bulunuyor. 5 numaralı Şimşek Kral ekranlarımıza geliyor. İçte Gençberk dışta Şimşek Kral vardı. İç pistte 600'ü 41.4, 400'ü 27.6 oldu. Dışta ve önde olan 5 numaralı Şimşek Kral Ayhan Kurşun'la start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. 6 numaralı Süerdem ekranlarımıza geliyor. Süerdem dışta olan safkandı. İçte Cüretkar isimli safkanla birlikte çalıştılar. 600'leri 40.7, son 400'leri 27.5 oldu. Dışta olan 6 numaralı Süerdem ilk yarışını kazandı. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. 8 numaralı Daloğlu iç pistte 800'ü 56.3, 429'luk bir derece gerçekleştirdi. Hışman çizikle start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. Yel geçen Aybey Nur orijinli 3 yaşındaki Kırar Kektay. 9 numaralı günden güne ekranlarımıza geliyor. İç pistte 600'ü 40.8, son 400'ü 27.3'lük bir derece gerçekleştirdi. Günden güne Gökhan Gökçe ile start alıyor. Son yarışını kazanıp meydana veda etti. 9 numaralı Günden Güne. İlk yarışını kazanıp meydana veda eden 10 numaralı Şanal Gülü ekranlarımıza geliyor. 800'ü 58, 430'luk bir derece gerçekleştirdi. Akın Sözen start alıyor. Üçüncü koşusu satış koşusu değerli izleyenler. 4 yaşlı Arap atları 1500 metre mesafede sentetik kumpiste start alacaklar. Bu koşuda görüntülerimize 4 numaralı Etopyalı geliyor. 4 numaralı Etopyalı Mevlüt Kurt İdaresi'nde bir kenter yaptı son çalışmasında. Gökhan Gökçe ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Dalayla soydan orijinli 4 yaşındaki Kırsafkan. 5 numaralı Öncü Pınar kazandığı yarış sonrası son çalışmasını da 13 Ağustos sabahı gerçekleştirdi. Ve 641.5-427.2'lik bir derece yaptı. Öncü Pınar Müslüm Çelik de start alıyor. 7 numaralı Arhavilim ekranlarımıza geliyor. Dışta olan safkandı Arhavilim. içte Güldür Güldür isimli safkanla birlikte. iç pistte 6 üzeri 40.7, 4 üzeri 27 buçukluk bir derece gerçekleştirdiler. Halil yol açıcıyla start alıyor. 139 günlük bir arası var Arhavilim'in. 9 numaralı Ayahnaht'a 800'ü 56, son 400'ü 28.8'lik bir derece gerçekleştirdi. İlker Soyat'la start alacak yaklaşık 101 günlük aranın ardından koşuya katılıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. 10 numaralı Tezayak 1400'ü 1.41.8, 1000'i 10.5, son 400'ü 28'lik bir galop yaptı. Zülfikar Karabulut'la start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Saburay İlkecan orijinli bu safkan. Ve program üzerinde günün en önemli mücadelesi 4. koşuda saatler 16.30'u gösterdiğinde Karadeniz koşusu grup bir mücadele olacak. 3 ve yukarı yaşlı diş İngiliz atları 1600 metre mesafede çim pistte start alacaklar ve bu koşuda 7 numaralı Valencia'nın son itman görüntüsü gelecek ekranlarımıza. 7 numaralı Valencia iç pistte 635.8, 423.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Alis Karataş da start alıyor son katıldığı yarışından da galibiyetle ayrıldı. Bu koşuda diğer koşan tüm safkanlar Ankara'dan hazırlanıp geliyor değerli izleyenler ve bir başka önemli mücadele saatler 17'yi gösterdiğinde 5. koşuda gerçekleşecek Grup 2 diye koşusu 3 yaşlı Arap tayları arasında koşulacak 1400 metre mesafede çim pistte ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Azant isimli safkan geliyor. Bir numaralı Azant 642.5 son 428'lik 28'lik bir derece gerçekleştirdi. Uğur Polat da start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. Tamerinoğlu Sakız orijinli 3 yaşındaki kır erkek day. 3 numaralı Demir Turbo ekranlarımıza geliyor. İç pistte bir kenter yaptı Ümit Yayla idaresinde Demir Turbo Selim Kaya ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Günün 6. koşusu 2100 metre mesafede Çin pistte 4 ve yukarı yaşlı toplam 12 Arap safkanı arasında koşulacak ve bu koşuda görüntülerimize 2 numaralı Eray Han geliyor. 2 numaralı Eray Han içte dışta Efesli vardı. Erayhan içte dışta Efes'te bu iki safkan 1200'leri 1.24.8, bini 14 üzeri 28.5 oldu. İçte olan 2 numaralı Erayhan, Özgür Gönültaş'ta 119 günlük bir aranın ardından start alıyor. 5 numaralı Signora... 400'ü 27.5, son 200'ü 13.5'luk kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Mehmet Kaya ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Kırmızı Kaya ile ikili olarak start alacak. 6 numaralı Şeh Levent de iç pistte 200'ü 15.7'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Akın Sözen ne start alıyor. Şeh Levent son yarışından 4. olarak ayrıldı. Ufuk 1 Boncuk Tay orijinli 5 yaşındaki Asafkan. 8 numaralı Acar Türk 1.8 bir galop gerçekleştirdi. Acar Türk Müslüm Çelik start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Gel geçen Aybey Nur orijinli 4 yaşındaki Kırsafkan. Sıradaki görüntümüz 10 numaralı Aslan Sütü isimli safkana ait. 19.3-427'lik bir galop yaptığı Aslan Sütü Hakan Yıldız'la koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 12 numaralı Önderefe geliyor. 14 Ağustos sabahı iç pistte bir kenter yaptı Önderefe Efe. Nevzat Avcı ile start alıyor ve son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Yedinci ve son koşuda 4 yaşlı Arap safkanları 1600 metre mesafede Çin pistte start alacaklar. Son koşuda görüntülerimize bir numaralı ıslah geliyor. Bir numaralı ıslah içte aslan parçası ile birlikte çalıştı. Dışta ve önde olan ıslah 859.6 429.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Son yarışını kazanmıştı. Tolga Yıldız'la koşuya katılıyor. 2 numaralı Genç Berk içte olan safkandı. Dışta Şimşek Kral isimli tayla birlikte iç pistte 600 üzeri 41.4, 400leri 27.6'lık bir derece gerçekleştirdiler. Halil Kaplan'la start alıyor. Genç Berk son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Cabbar Reis. Bu safkandan bu yarış kulaklık aksesuarı çıkartılıp dil bağı aksesuarı takıldı. İç pistte 800'ü 54.7, 400'ü 27'lik bir derece gerçekleştirdi. Ramazan Arslan'la start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Yine bu yarışında kulaklık aksesuarı çıkartılan 4 numaralı İzdahi iç pistte 600'ü 42,5 son 400'ü 28'lik bir derece gerçekleştirdi. Gökhan Gökçe ile start alıyor İzdahi son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Botan iç pistte 400'ü 29.8'lik bir sprint yaptı. Botan Hışman Çizik'le start alıyor son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu yarışında kulaklık aksesuarı takılan 6 numaralı Berktin iç pistte 642.3 428'lik bir derece gerçekleştirdi. Berktin Gökhan Yıldız'la start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Buzlutay ekranlarımıza geliyor. 1009 son 27.8'lik bir galop yaptı. Selçuk Akbulat'la start alıyor. 276 günlük uzun bir aranın ardından koşuya katılıyor Buzlutay. Ağoğlu Sarı Gonca orijinli 4 yaşındaki Al Safkan. 9 numaralı Güldür Güldür ekranlarımıza geliyor. Dışta Arha ile birlikte çalıştı. İçte olan Güldür Güldür iç pisti 640.7 427.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Adem Aslan'la start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 12 numaralı Altın Turbo isimli safkana ait. İşbiste yaptığı 642.2 428'lik bir derece gerçekleştirdi. Nevzat Avcı ile start alıyor. Turbo Altın Yağmur orijinli. 4 yaşındaki Kırs son startında ilk 4 dereceye giremedi. 14 numaralı Ok gibi bu safgandan bu yarış kulaklık ve dil bağı aksesuarı çıkartıldı. 800'ü 56, 400'ü 28.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Aprantesi Berkan Çığla ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 15 numaralı Kubata isimli safgana ait. Bu yarışında kulaklık aksesuarı çıkartıldı. Kubata isimli safgandan iç pistte 641, 400'ü 27 oldu. Son startında da ilk 4 dereceye giremedi. Son olarak 16 numaralı Sipse ekranlarımıza geliyor. 14 Ağustos sabahı bir kenter yaptı. Halil yol açıcıyla start alıyor Sipse. Son startında da ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler 15 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 55. yarış gününde toplam 7 koşulu yarış programında saatler 15'i gösterdiğinde günün birinci koşusuyla birlikte 7'li plase ve saatler 15.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlıyor. Akşam Elazığ'da sezonun 26. yarış gününde 7 koşulu yarış programı olacak ve saatler 18.30'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 7'li plase saatler 19'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte 6. 6'lı Ganyan başlayacak. Gece yurt dışı yarış programında Amerika Birleşik Devletleri'nin Saratoga hipodromunda 7 koşulu yarış programı olacak ve saatler 20.33'ü gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li plase saatler 21.06'yı gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Sevgili yarış severler böylelikle İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.